Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde tenakuz konusunu işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi tenakuz konusuna nereden ve ne şekilde giriş yaptığımızı bilmek adına sizlere bir şablon göstereceğim ve o şablon üzerinden tenakuzun hangi başlık altında incelendiğini daha net bir şekilde göreceğiz. Ana başlığımızın adı istidlal. İstidlal dediğimizde bilinenden bilinmeyene doğru yapılan akıl yürütmeye verilen bir isim. Dolayısıyla malumdan hareketle meçhule doğru yapmış olduğumuz akıl yürütmeye istidlal demekteyiz. İstidlal şablonda da görmüş olduğunuz şekliyle iki kısma ayrılmakta. Mübaşir olan istidlal ve gayri mübaşir olan istidlal. Gayri mübaşir istidlal birkaç önermeden oluşurken mübaşir olan istidlal ise sadece bir önermeden oluşmakta. Şimdi gayrimübaşir istidlale baktığımızda kıyas, istikra ve temsil olmak üzere 3 maddeden oluştuğunu görmekteyiz. Kıyas dediğimizde tümelden tikele doğru yapılan akıl yürütmeye verilen bir isimdir. Dolayısıyla külliyattan cüz'iyata doğru yapılan akıl yürütmeye kıyas demekteyiz. Aynı zamanda buna talil ve tümden gelim demekteyiz. İstikra, tüme varım ya da endüksiyon olarak bilmiş olduğumuz akıl yürütmesi. Bu da kıyasın tam zıttı olarak tikellerden tümele doğru yapılan akıl yürütmesine verilen bir isim. Dolayısıyla kıyasta külliyattan cüz'iyata doğru bir akıl yürütmesi mevzu bahis iken istikrada ise bunun tam zıttı olarak cüz'iyattan külliyata doğru akıl yürütmesi söz konusu. Temsil ise iki tikil arasında yani iki cüz'iyat arasında yapılan akıl yürütmesine verilen isim. Şimdi biz bunları daha sonra işleyeceğiz. Ancak burada işleyeceğimiz konu tenakuz ve sonrasında aks konusunu işleyeceğiz. Buna akis de diyebilirsiniz. İstidlal mübaşir İki maddeden oluşuyor. Tenakuz ve aks konusu. Tenakuz, az sonra işleyeceğiz bunu. Aksı daha sonra işleyeceğiz. Aks, kendi içerisinde iki kısma ayrılmakta. Müstevi olan aks ve nakiz olan aks. Ya kitabımız, yani bu şablonu çizen arkadaş şöyle yapsaydı daha doğru bir şey yapmış olacaktı. İstidlal mübaşir ikiye ayrılmakta. Tenakuz ve aks. Aks kendi içerisinde müstevi ve nakiz olmak üzere iki ayrılmakta. Bunu bu şekilde çizmiş olsaydı daha doğru bir iş yapmış olurdu. Şimdi İstagoji metnine baktığımızda tenakuzun şu şekilde tarifinin yapıldığını görmekteyiz. Huve ihtilaful kadiyeteyn, iki önermenin muhtelif olması, zıt olması, hangi açıdan bil icabi ve selbi, olumlu ya da olumsuz olması açısından. بحيث şöyle ki يقتضي لذاتي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة, bunlardan bir tanesi doğru olduğunda diğerinin yalan ve yanlış olması gerekmekte. Ne gibi? Zeyd yazıcıdır, Zeyd yazıcı değildir. Şimdi bu önermelerden bir tanesi doğru, bir tanesi yanlış elbette. Peki tenakuzun şartları ne? وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَٰلِكَ إِلَّا بَعْدَ اِتِّفَاقِهِمَا, tenakuzun şartlarının gerçekleşmesi için şu şartlar gerekli. Şu şartlar gerekli. Ancak öncesinde şunu söyleyeyim. Tabi burada haşiyelere baktığımızda bu tarifte geçen her bir kaydın bir anlamı vardır. Mesela lizatihi bunun bir anlamı olduğu gibi el-kadiyeten demesinin de bir anlamı var ve bu konu üzerinde uzun uzadıya bir takım tetkikler mevcut. Bunu daha sonra inşallah detaylı bir şekilde okuyacağız. Şimdi mevzu mahmul, zaman, mekan, izafe, kuvvet, fiil, cüz, kül ve şart açısından ikisinin eşit olması gerekiyor. Ya da ise burada tenakuzdan bahsedemeyiz. Dolayısıyla وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَٰلِكَ, tenakuz gerçekleşmez. اِلَّا بَعْدَ اِتِّفَاقِهِمَا, bu iki kaziyenin şu konularda aynı olması gerekmekte. Hangi açıdan? Mevzu, öznelerinin bir olması gerekiyor. Özneler değişik ise burada tenakuzdan bahsedemeyiz. Mesela Zeydun kaimun dediğimizde
Öbür tarafta emrun leyse bi kaimin dediğimizde birisi olumlu cümle, diğeri ise olumsuz. Ancak burada özüne değişik olduğu için burada bir tenakuz mevzu bahis değil. Yani birincisinin öznesi Zeyd, ikincisinin öznesi ise amr olduğundan dolayı burada tenakuzdan bahsedemeyiz. Mahmulun değişik olması gerekiyor. Mahmulun değişik olması lazım. Mahmul değişik değilse yine tenakuzdan bahsedemeyiz. Ne gibi? Zeydun kaimun, Zeyd ayakta. Beri tarafta Zeydun leyse bi kaidin, Zeyd oturmuş değildir diyoruz. Şimdi burada yüklem değiştiğinden dolayı birisi oturma, birisi ayakta, birisi oturmama, diğeri ise ayakta durma olduğundan dolayı, yani mahmuller, yüklemler değişik olduğundan dolayı tenakuzdan bahsedemeyiz. Zaman açısından bir eşitliğin olması gerekiyor. Zaman açısından bir ihtilaf varsa buna tenakuz deme şansına sahip değiliz. Zeydun kaimun leylen dediğimizde Zeyd geceleyin ayaktadır. Zeyd leyse bi kaimin naharen, Zeyd gündüzleyin ayakta değildir. Evet, bu iki cümleye baktığımızda biri olumlu, diğeri ise olumsuz. Ancak burada zaman ihtilafı olduğundan dolayı tenakuzdan bahsedemeyiz. Mekan açısından eşitliğin sağlanması gerekiyor. Zeyd kaimun fiddari, Zeyd evde, ayakta cümlesiyle Zeyd leyse bi kaimin fisuki, Zeyd çarşıda ayakta değil cümlelerine baktığımız zaman birinci önerme Zeyd'in evde olduğunu ifade ediyor. İkinci önerme ise çarşıda ayakta olmadığını anlatıyor. Evet, burada cümlelerden, önermelerden birisi olumlu, diğeri ise olumsuz. Ancak zaman açısından bir ittihat, yani birliktelik sağlanmadığından dolayı burada tenakuzdan bahsedemeyiz. Yine izafe açısından bir olması gerekiyor. Şimdi izafe açısından dediğimizde şunu demek istiyoruz. Zeyd babadır. Kimin babası? Amr'ın babası dediğimizde birinci önermemiz bu. İkinci önermemiz Zeyd Bekir'in babası değildir dediğimizde durumu tamamen değişiyor. Ve burada izafetin ihtilaflı olmasından dolayı, ayrı olmasından dolayı tenakuzdan bahsedemeyiz. Kuvvet açısından bir olması gerekiyor. Kuvvet ve fiil açısından bir olması lazım. Ya da ise yine tenakuzdan bahsedemeyiz. Ve bütün bunların örneklerini Mughnil Muhtaç isimli eserden okuyabilirsiniz. Şimdi lafı uzatmamızın bir anlamı yok. Dolayısıyla kül, şart gibi bütün alanlarda eşit ve müsavi olması gerekiyor. Burada birliktelik sağlanmadığı müddetçe tenakuzdan bahsedemeyiz. Ancak bütün bu şartları bir kenara koyuyoruz. Daha sonra gelen bilginler şöyle demişlerdir. Mevzu ve mahmul, yani özne ve yüklemin bir olması yeterli demişler. Özne ve yüklem birdir dediğimizde bu sayılan şart, kül, cüz, fiil, kuvvet, izafe, mekan, zaman, mahmul, mevzu hepsi içine girmiş oluyor. Hatta daha sonra gelen bazı bilginler nisbeti hükmiyenin birlikteliği, vahdeti yeterli demişler. Tabi bunların hepsinin ne anlama geldiğini inşallah Mughnil Muhtaç isimli eseri okuduğumuzda detaylı bir şekilde anlatacağız. Örnek olarak yine Zeydun Katibun, Zeydun leyse bi katibin, görmüş olduğunuz şekliyle bu sayılan 8 şartın hepsi burada mevcut. Hatta 10 şart diyebiliriz. Bu 10 şartın hepsi burada mevcut. Ancak bazıları birlikte olduğu için, ya mesela kuvvet ve fiil bir sayılabilir. Cüz, kül bir sayılabilir. Şimdi gelelim hükümlerine. Yani tenakuz dediğimiz zaman neyi anlayacağız ve tenakuzdan nasıl bir akıl yürütmesi ortaya çıkmakta? Asıl işlememiz gereken mevzu işte tam da burası arkadaşlar. Şimdi tenakuz konusuna baktığımızda ilk vereceğimiz hüküm şu. Fenakidul mucebetül külliye, mucebe-i külliyenin nakizi, innema hiye es-salibe el-cüz'iye, salibe-i cüz'iye olarak gelmekte. Ne gibi? Ke kavline, kullu insanin hayvan, bütün insanlar canlıdır. Ve ba'dul insani leyse bi hayvan, bazı insanlar ise canlı değildir. Örneğinde olduğu gibi.
Dolayısıyla ilk önermeye baktığımız zaman ilk önermenin olumlu ve tümel olduğunu görmekteyiz. Eğer önermemiz olumlu ve tümel ise, yani mucebe-i külliye ise, bu durumda bunun nakizi, zıttı, salibe-i cüz'iye, tikel, olumsuz olmakta. Ne gibi? Kullu insan hayvan, bütün insanlar canlıdır. Bazı insanlar canlı değildir, örneğinde olduğu gibi. Ve nakidu salibetil külliyeti, salibe-i külliyenin zıttı, innema hiyel mucebel cüz'iye, sadece mucebe-i cüz'iye olarak gelmekte. Eğer önermemiz tümel olumsuz ise bu durumda bunun nakizi tikel olumlu gelmekte. Ne gibi? La şey'e minel insani bi hayvanin, insanlardan hiçbir kimse canlı değildir. Bunun nakizi mucebe cüz'iye, yani olumlu tikel gelmekte. Ne gibi? Ve ba'du'l insani hayvanun, bazı insanlar canlıdır örneğinde olduğu gibi. Bakınız, mucebe çünkü cümle olumlu, cüz'iye çünkü burada bazı kelimesi geçtiği için tikel olmuş olmakta. Vel mahsuratani, şimdi buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Vel mahsuratani, mahsuratanın ne olduğunu daha önce söylemiştik. Yani başında kül edatı olan ya da ba'd edatı olan önermelerdi. La, özellikle burada küllü kastediyoruz. La yetahakkaku tenakudu beynehuma, ikisi arasında tenakuz gerçekleşmez. İlla ba'de ihtilafihima fil kemmiye, kemiyet açısından yani nicelik açısından ikisinin zıt olması gerekiyor. Li'ennel külliyeteyne kad tekdibani, çünkü iki külliyenin ikisi de bazen yanlış olabilir. Ne gibi? Kullu insanin katibun, her insan yazıcıdır. Ve la şey'e minel insani bi katibin, hiçbir insan yazıcı değildir dediğimizde hem birinci cümle yanlış, çünkü küllü insan katip değildir. Her insan yazmıyor, yazamıyor. Aynı şekilde hiçbir insan yazamaz, yazıcı değildir dediğimizde de aynı yanlışlık ortada. Ancak cüz'iyete baktığımız zaman iki tikel olan şey kattestuqani, ikisi doğru olabilir. Eğer burada mahsurat dediğimiz, yani buradaki özellikle külliyeteyn dediğimiz, başında kül edatı varsa bu durumda tenakuz gerçekleşmiş olur. Ancak tenakuz gerçekleşmesine rağmen ikisinin de yanlış olma ihtimali vardır. Cüz'iyetin dediğimizde, yani başında ba'd edatı varsa kat testukani, ikisinin de doğru olma ihtimali var. Ke kavlina ba'dul insani katibun, bazı insanlar katiptir. Ve ba'dul insani leyse bi katibin, bazı insanlar ise katip değildir dediğimizde hem birinci önermemiz doğru hem de ikinci önermemiz doğru. Şimdi kitabımız sadece tenakuz konusunu bu şekilde incelemiş. Ancak bilmemiz gerekiyor ki biz istidlal-i mübaşir başlığı altında temelde takabül ve telazım olmak üzere iki ana maddeden bahsediyoruz. Takabül kendi içerisinde salt, kemiyet ve keyfiyet açısından ile kemiyet ve keyfiyet açısından beraberlik olmak üzere iki maddeden oluştuğunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi biraz da bunların örnekleri üzerinde durmaya çalışalım. Şimdi bilhassa tenakuz konusunun iyi bir şekilde anlaşılması için bu görmüş olduğunuz Aristoteles'in karesine ihtiyacımız var. Buna aynı zamanda altın zarf demekteyiz, değerli ve kıymetli olmasından dolayı. Şimdi dediğimiz gibi burada tenakuz konusu var. Tezat, duhul tahta tezat ve tedahül olmak üzere dört madde var. Tezat dediğimizde karşıt, duhul tahta tezat alt karşıt ve tedahül altık manasına gelmekte. Bir de tenakuz çelişik manasına gelmekte. Şimdi baktığımız zaman üst karşıt önermeler, birisi doğru ise diğeri kesinlikle yanlış olması gerekiyor. İkisi birden yanlış olabilir ama aynı zamanda ikisi birden doğru olamaz. Kitabımız bunu söylemişti. Şimdi örnek vereceksek, bütün insanlar ölümlüdür. Burası doğru. Hiçbir insan ölümlü değildir. Bu da yanlış bir önerme. Üst karşıt dediğimiz kısımdan başlıyoruz.
aynı zamanda buna mütezat ya da tezat demekteyiz. Şimdi üst karşıta baktığımız zaman bütün insanlar ölümlüdür dediğimizde bunun üst karşıtı yani mütezatı yani tezatı tümel anlamda, tümel olumsuz anlamda hiçbir insan ölümlü değildir. Dolayısıyla bütün insanlar ölümlüdür. Doğru bir cümle, hiçbir insan ölümlü değildir ise yanlış bir cümle. Çünkü birisinin kesinlikle yanlış ya da doğru olması gerekiyor. Ancak bilmemiz lazım ki doğruluk ve yanlışlık açısından şöyle bir incelik söz konusu. Üst karşıt önermeler birisi doğru, diğeri yanlış olabilir. İkisi birden yanlış olabilir ama aynı zamanda ikisi birden doğru olamaz. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bütün kuşlar kanatlıdır. Doğru bir cümle. Hiçbir kuş kanatlı değildir. Yanlış bir cümle. Diğer örneğe baktığımızda iki yanlışın olduğu yer. Hiçbir insan öğretmen değildir. Yanlış bir cümle. Çünkü bazı insanların öğretmen olduğunu görmekteyiz. Bütün insanlar öğretmendir. Bu da yanlış bir cümle. Dolayısıyla üst karşıt ilkesi yani tezat ya da mütezat dediğimiz şeye baktığımızda dikkat etmemiz gereken hususiyetlerden bir tanesi bunlardan birisinin doğru diğerinin yanlış olma ihtimali vardır. Daha doğrusu bunlardan bir tanesi kesinlikle yanlıştır. Ama bunun dışında ikisinin de doğru olmama ihtimali vardır. İkisi birden yanlış olabilir ama ikisi birden doğru olamaz. Yani bunlardan birisi kesinlikle yanlıştır. Aynı zamanda ikisi de yanlış olabilir. Nitekim kitabımız bunu söylemişti. Şimdi alt karşıt önermeye baktığımız zaman tahtet tezat ya da tahtel mutezata baktığımız zaman burada bazı insanlar zengindir dediğimizde bazı insanlar zengindir. Yani tikel olumluya bakıyoruz. Tikel olumlu. Bazı insanlar zengin değildir. Şimdi bazı insanlar zengindir. Doğru. Bazı insanlar zengin değildir. Bu da doğru. Alt karşıt önermelerde üst karşıt önermelerin zıttına ikisi beraberce doğru olabilir. Fakat ikisi birden beraberce yanlış olamazlar. Dolayısıyla tezata baktığımızda tezat dediğimiz karşıt yani tümellerin burada üst karşıt dediğimizde tümelleri kastediyoruz. Üstten maksadımız bu. Alt karşıt ise tikellerin karşı karşıya gelmesi manasında. Yani cümlenin başında bazı kelimesi varsa, bir kısmı ifadesi varsa, Arapçaya göre ba'd kelimesi varsa alt karşıt olmakta. Eğer kül kelimesi varsa ve külle benzeyen bir kelime ifade varsa bu da üst karşıt olmuş oluyor. Şimdi üst karşıtın hükmü olarak şunu söylemiştik. Tekrarlamakta fayda var. İkisi birden yanlış olabilir ama aynı zamanda ikisi birden doğru olamaz demiştik. Alt karşıta baktığımızda zaman hüküm şu şekilde. Alt karşıt önermelerde üst karşıt önermelerin zıttına ikisi birden beraberce doğru olabilir. Kitabımız bunun örneğini verdi. Kat tasdukani demişti. Ancak üst karşıttan bahsederken kat teksibani ifadesini kullanmıştı. Şimdi baktığımızda bazı öğrenciler başarılıdır önermesi doğru bir önerme. Şimdi bunu tikel olumsuz yaptığımızda bazı öğrenciler başarılı değildir. Bu da doğru. Ama bunlardan birisi yanlış olabilir. Bazı insanlar ölümlüdür. Doğru. Bazı insanlar ölümlü değildir. Yanlış. Görmüş olduğunuz şekliyle üst karşıtta yani tezata baktığımız zaman ya da mütezata baktığımız zaman kesinlikle bir tanesi yanlış, ikisinin de yanlış olma ihtimali var. Alt karşıt dediğimiz ve Arapça ifadesiyle duhul tahta tezata baktığımızda ki bu da tikellerden, cüz'ilerden oluşmakta, ikisinin de doğru olma ihtimali var. Bununla birlikte birisinin yanlış olma ihtimali var. Altık önermeler dediğimiz, altık önermeler sağda ve solda görmüş olduğunuz şekliyle buna da tedahül demekteyiz. Arapça ifadesiyle buna ya da mütedahil
demekteyiz. İkisi de doğru ifade. Şimdi altık önermelerde tikeller benzetme uygunsa ışığını güneşten alan yıldızlar gibidir. Eğer üstteki tümeller doğru ise alttaki tikeller de mutlaka doğrudur. Tikeller yanlışsa üstteki tümeller de yanlış olur. Fakat tikeller doğruysa tümel önerme doğru olmayabilir. Örneklerine bakacağız şimdi. Bütün kitaplar yararlıdır. Şimdi bütün kitaplar dediğine göre burada yararlı cümlesi de olumlu bir cümle olduğuna göre tümel olumlu olmuş oluyor. Yani mucebe-i külliye olmuş oluyor. Şimdi bunun tikeline baktığımız zaman bazı kitaplar yararlıdır. Tikel olumlu olarak bazı kitaplar yararlıdır sonucuna ulaşmış oluyoruz. Peki üstteki ifade doğru muydu? Yani tümel olumlu olarak benim ortaya koymuş olduğum önerme, yargı doğru mu? Bütün kitaplar yararlı mıdır? Evet, yararlı. Doğru bir şey o zaman bu. Öyleyse tikelinin de doğru olması gerekiyor. Bazı kitaplar yararlıdır. Bu da olumlu bir cümle, önerme olmuş oluyor. Şimdi bazı insanlar ölümsüzdür dediğimizde bazı insanlar ölümsüzdür. Tikel olumsuz. Bazı insanlar ölümsüzdür. Şimdi bazı insanlar ölümsüzdür dediğimizde bu tikel olumlu olmuş oluyor. Ölümsüzdür. Bütün insanlar ölümsüzdür. O zaman bu da yanlış olmuş oluyor. Şimdi tümel doğru olduğunda tikel de doğru olmuş oluyor. Tikel yanlış olduğu zaman tümel de yanlış olmuş oluyor. Bazı insanlar öğretmen değildir dediğimiz zaman tikel olumsuz bir örnek vermiş oluyoruz. Doğru mu? Doğru. Hiçbir insan öğretmen değildir. Yanlış olmuş oluyor. Şimdi temel ilkemizi hatırlamamız gerekiyor. Bazı insanlar öğretmen değildir. Bu tikel olumsuz bir önerme. Peki doğru mu yanlış mı? Doğru. Hiçbir insan öğretmen değildir dediğimizde ise tümel olumsuza ulaşmış oluyoruz. Burada tikel doğru olmasına rağmen tümel önerme doğru olmayabilir demiştik. Dolayısıyla bu ilkemizi ne yapıyoruz? İşletmiş oluyoruz. Öyleyse altık için şunu söylemekteyiz. Bu ışığını güneşten alan yıldızlara benzer. Eğer üstteki tümeller doğru ise, yani şu tümellerimiz doğru ise, tikeller de doğrudur. Ve mutlaka doğru olması gerekiyor. Ancak tikeller yanlışsa, üstteki tümeller yanlış olur. Fakat tikeller doğruysa, tümel önerme doğru olmayabilir, yani yanlış olabilir. Evet, bir daha söylemek ve ifade etmek istiyorum. Eğer tümeller doğru ise alttaki tikeler kesinlikle ve kesinlikle doğru olması gerekiyor. Ancak tikeller yanlışsa üstteki tümeller de yanlış olur. Fakat tikeller doğruysa tümel önerme doğru olmayabilir. Ne gibi? Bazı insanlar öğretmen değildir. Tikel olumsuz ve aynı zamanda doğru bir önerme. Hiçbir insan öğretmen değildir dediğimizde ise yanlış. Şimdi bir de çelişik konusunu işleyeceğiz. Bu çelişik dediğimiz şey de tenakuz olmuş oluyor. Şimdi konu ve yüklemleri aynı olan iki önerme hem nitelik hem nicelik bakımından birbirlerinden farklı iseler bu önermeler birbiriyle çelişiktir, yani mütenakızdır manasına gelmekte. Tümel olumlu ile tikel olumsuz. Bakınız, tümel olumlu burada çelişiği, yani nakizi, tikel olumsuz. Kitabımız bunun örneğini vermişti. Tümel olumsuz ise bunun da çelişiği tikel olumlu olmuş oluyor. Yani bunu çapraz bir şekilde düşünmemiz gerekmekte. Çapraz bir şekilde. Diğerleri ise karşıt idi. Altık ve karşıt ilişkisi. Burada ise hangi ilişki var? Çapraz bir neticeyle karşı karşıyayız. Hüküm olarak şunu söylemekteyiz. Çelişik önermelerin ikisi birden doğru veya ikisi birden yanlış olamaz. Çelişik önermelerin ikisi birden doğru veya ikisi birden yanlış olamaz. Birisi doğru ise zorunlu olarak diğeri yanlıştır kesinlikle.
İkisi doğru olamaz, ikisi yanlış olamaz. Birisi doğru ise diğerinin kesinlikle yanlış olması gerekmekte. Yani ikisi birden doğru olamaz, ikisi birden yanlış olamaz. Birisi doğru ise bir zarure diğerinin yanlış olması gerekiyor. Şimdi örneklere baktığımız zaman bütün insanlar ölümlüdür dediğimizde bakınız tümel olumlu var burada. Bu doğru mu? Doğru. Peki tikel olumsuza bakalım. Bazı insanlar ölümlü değildir dediğimizde ise yanlış olmuş oluyor. Hiçbir kuş dört ayaklı değildir. Tümel olumsuz e yani tümel olumsuz manasında. Bunun çelişiği ise tikel olumlu olmakta. Bazı kuşlar dört ayaklıdır. Yani yanlış bir cümle. Bakınız yanlış. Şimdi tikel olumsuz bir örnek verelim isterseniz. Bazı kitaplar hikaye değildir. Doğru mu? Doğru. Bunun çelişiği tümel olumlu. O zaman bütün kitaplar hikayedir. Bakınız yanlış. Bazı şehirler kalabalıktır dediğimizde tikel olumlu. Hiçbir şehir kalabalık değildir dediğimizde ise tümel olumsuz ve yanlış. Öyleyse çelişiye baktığımızda çelişik önermeler için diyoruz ki ikisinin birden doğru olma ihtimali olmadığı gibi ikisinin birden yanlış olma ihtimali yok. Birisi doğru ise diğeri kesinlikle yanlıştır. Birisi yanlış ise diğeri kesinlikle doğrudur. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken asıl mevzu bu tezat, duhul tahte tezat, tedahul dediğimiz yani üst karşıt, alt karşıt ve altıklara dikkat etmemiz gerekiyor. Bilhassa bunlar üzerinde yoğun bir çalışma yapmamız icap etmekte. Çünkü bunlar ile ilgili hükümler şu şekildeydi. Üst karşıt. Bunlardan birisi yanlış, diğeri doğru olabilir. Aynı zamanda kat tekdiben ikisinin de yanlış olma ihtimali olduğunu söylemiştik. Alt karşıt için şu hükmü vermiştik. Üst karşıtın tam zıttı olarak ikisi birden beraberce doğru olabilir. Ancak bunlardan bir tanesi de yanlış olabilir. Fakat ikisi birden beraberce yanlış olamazlar. Alt karşıt önermeye baktığımız zaman bunu da güneşin ışığına benzetmiştik. Eğer üstteki tümeller doğru ise yani tümeller dediğimiz gerek olumlu gerek olumsuz tümeller doğru ise alttaki tümellerin de mutlaka doğru olması gerekiyordu. Peki tikeller ile ilgili olarak ne söyleyebiliriz? Bu tikeller şayet yanlış ise üstteki tümeller de yanlıştır. Fakat yeri geldiği zaman tikellerin doğru olup tümel önermenin yanlış olma ihtimali olduğunu söylemiştik. Yani doğru olmayabilir demiştik. Böylelikle değerli arkadaşlar üst karşıt, altık ve alt karşıt konusunu işledik ve tenakuz konusu. Aslında bütün bunlar tenakuz diye geçmekte. Biz sadece burada tenakuzu keyfiyet ve kemiyet yani nicelik ve nitelik salt nicelik ve nitelik bir de niceliğin ve niteliğin beraberce olduğu durumlar olmak üzere iki kısımda işlemiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.